Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Diyarbakırlı bir ailenin 8 çocuğundan biri olan 29 yaşındaki Ümit Aktepe, büyük ağabeyinin yanında şoför olarak çalışırken böbreklerinin iflas etmesi sonucu annesinden nakledilen böbrekle yeniden hayata tutundu. Böbrek naklinden bir yıl sonra teşhis konulamayan bir rahatsızlıktan annesini kaybeden Aktepe, 10 ay önce başlayan ayak ağrılarıyla yürümekte zorluk çekmeye başladı. Çok sayıda doktora giden ancak bir türlü hastalığına teşhis konulamayan genç adam bir ayda hem yatalak duruma geldi hem de konuşma yetisini kaybetti. 2019 yılında kardeşim böbrek nakli oldu. Annemden böbreğini aldı. Annem böbreği verdikten sonra aynı kardeşim gibi oldu. O da aynı şekilde kardeşim gibi her gide gide kötüleşti. En son yoğun bakıma girdi. Yoğun bakımda onun tedavisini bulamadık. Gezmediğimiz yer kalmadı ama onun tedavisini bulamadık. Annem rahmet etti. Bu sefer kardeşim de aynı annem gibi oldu. İlk baş ayaklarım dedi. Ayaklarından sonra kardeşim de iyice kötüleşmeye başladı. Şu an o da yoğun bakımda. Boğazı delik, mideden besleniyor. Hastalığı öncesinde oldukça yaşam dolu olan ve çevresine neşe dağıtan Ümit Aktepe'nin durumunun gündeme getirilmesinin ardından Manisa Celalba Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım servisine alınarak hastalığıyla ilgili araştırmalara başlandı. Yapılan testlerde Ümit Aktepe'nin çok nadir görülen bir hastalık olan BK virüs hastalığına yakalandığı tespit edildi. BK virüsü diye biriymiş, Türkiye'de nadir bir hastalıkmış. Bu hastalığa bakan da Hacıtepe Hastanesi Hematoloji Bölümü orası bakıyormuş. Bu tedaviyi o yapıyormuş. Ağabey Ahmet Aktepe hastalığın tedavi edildiği Hacettepe Hastanesi'ne defalarca başvurduğunu fakat olumlu bir yanıt alamadığını da dile getirdi. Girişimlerde bulundum. Hiçbir cevap alamadım. Kendim Ankara'ya da gittim. Bana dediler hasta gelmeye kadar bir şey yapamam ama hasta yoğun bakımda. Benim tek isteğim kardeşim iyileşsin. Orada kardeşimi oraya götüreyim. Benim hiçbir şeyde gözüm yok. Bana deseler ki tamam sana yardımcı olacağız. Ben hiçbir şekilde yani para talep falan istemiyorum. Sadece kardeşim iyi olsun, tedavisi olsun yeter bana. Ben gene çalışırım, gene kazanırım ama yeter ki kardeşim iyileşsin.